Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını, başla savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende. İki dünya savaşıyor. Bunun için savaş. Geç olmadan, dan, vurur bakugan. Babadan mektan yumakanı. Şuna bak dostum. Buraya görmeyeli çok uzun zaman oldu. Yeni Vestroya'yı bir daha göreceğimi sanmıyordum. Evde olmak nasıl bir his? Güzel ama biraz tuhaf. Rüya gibi. Tuhaf görünüm bir şey de ne? Ha, bence bir insan olabilir. Ha? Onları duymuştum ama canlı birini daha önce hiç görmemiştim. Ben de öyle. Kim olduğumuzu nasıl bilmiyor olabilirler? Buradaki bakuganların yarısını biz kurtardık. Gözden uzak olan gönülden de uzak sanırım. Kırmızı halı beklemiyordum ama arkadaşlarımızdan bazıları bizi görünce sevinir diyordum. Öylesi daha iyi olabilir. Buraya sosyalleşmeye gelmedik nasılsa. Eğitimimizi yaparken ilginin merkezinde olmamayı tercih ederim. Evet. Seni anlıyorum. Sanırım gizli eğitim alanına gitmeliyiz o zaman. Gidelim. Bakugan savaşçıları. Yeni Vestroya'ya dönüş. İşte orada. Güzel. Huzur ve sessizlik aradığımda buraya gelirdim. Burada olduğunu kimse bilmez. Ha? Küçük sırrım buraya kadarmış. Ya! Ha! Ya! Ha! Ha! Bu arkadaş kimdir böyle? Daha önce hiç görmemiştim. Hiçbir fikrim yok. Son gelişimizden bu yana sessizlik kavramı çok değişmiş olmalı. Ha! 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 Akos bombardımanı. Çocuk bayağı güçlüymüş. Fazla kalamayacak olmamız çok kötü. Evet, haklısın. Hey, nereye gidiyorsun ihtiyar? İhtiyar mı? Ciddi misin? Civarda senin yaşlarında başka kimseyi göremiyorum ya sen. Neden etrafta sinsice dolaşıyorsun ha? Yoksa muhteşem güç gösterim seni korkuttu mu? Orada öylece dikilme. Seninle konuşuyorum. Bana kendini döndürme. Cevap ver. Hı? Hey, omzunda böcek ya da onun gibi bir şey olduğunu biliyor muydun? Ah, neyse sadece insan çocuğuymuş. Sen kime çocuk diyorsun? Moruk, yoksa bu senin savaşçın mı? Böyle ortaklıkları duymuştum ama yakından görme fırsatım olmamıştı. Ağzından çıkan sözleri duyuyor musun gerçekten? Senseyim insan savaş ortaklarından bahsetmişti. Siz eski toprakların savaşma şekli kulağa güzel gelirdi. Keşke ben de o günlerde yaşayabilseydim. Hey hey, bir fikrim var. Neden maç yapmıyoruz ha? İkinize karşı ben. İlk turda fazla üzerinize gelmeyeceğime söz veriyorum. Yeterince dinledim. Giderimden. Tamamdır dostum. Ya hadi ama millet, nereye gidiyorsunuz? Tek istediğim dostça savaşmaktı. Sorun ne ki? Hey, fazla iyi olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Yoksa sizler dev tavuklar mısınız? Ne dedin sen? Seni tahrik etmesine izin vermeden. Doğruymuş. Bunlar eski dostlarım, öyle değil mi? Neler oluyor çocuklar? Beni özlediniz mi? Sensei, bu adamları tanıyor musunuz? Beyaz. Sensei'nin o mu? Amazon, Dan ve Drago'ya merhaba de. Seni görmek çok güzel eski dostum. Diğerlerinin hakkınızda konuştuklarını duydum. Asla haber vermeden gelmeyeceğinizi düşündüm. Hmm, haklısın. Üzgünüm. Son dakika işlerinden biriydi. Eden? Ha? Marucho, Marucho nerede? O da geldi mi? Arkada kalıp şuna yardım etmesi gerekti. Tabii ya. Kulağa tam bir savaşçı gibi geliyor. Her zaman bir takım arkadaşına yardım eder. Hiçbir şey sizleri ayıramaz. Evet, bu doğru. Onu korumaya çalışma Marucho. Şun açık konuştu. Şahsi bir şey değil. Senin arkadaşınız ama bu söylediklerimizi umursamayacağın anlamına gelmez. Dan, iyi misin? Evet, iyiyim dostum.
Söylesene, bu sensei işleri de nedir böyle? Evet, bu doğru. Artık bir öğretmenim ve tabii ki öğrencim Amazon'la tanışmışsınız. Bir numaralı öğrencisi. Tek öğrencisi. Evet, evet. Bu daha doğru geldi. Amazon'a savaş günlerimiz hakkında bir sürü hikaye anlatmış olmalıyım. Tamamen doğru. Sensei ikiniz hakkında sanki süper kahramanmışsınız gibi konuşuyordu. Bu yüzden sizi görünce çok şaşırdım. Yani genç olmamanıza. Ama artık gerçekten siz olduğunuzu biliyorum. Yani maç yapmadan sizi asla bırakmam. Siz efsanesiniz. Böyle bir fırsatı kaçırırsam deliye dönerim. Ne dersiniz lan? Hadi ama sensei, benim için arkadaşlarına bir çift laf edemez misin lütfen? Sonuçta duyduğum en kötü fikir sayılmaz. Evlat, üzüm üzüme baka baka kararırmış. Aslında Amazon iyi bir noktaya değindi ve bizi şereflendirirseniz şahsıma iyilik yapılmış gibi hissedeceğim. Tamam mı beyler? Bilemiyorum. Ona kendi başıma çok az şey öğretebilirim. Senin gibi biriyle dövüşmek yeteneklerini gerçekten bir üst seviyeye taşırdı. Sen ne düşünüyorsun Drago? Ciddi değilsin, öyle değil mi? Bilemiyorum. Ne zararı var ki? Sonuçta burada dağ başındayız. Olabilir. Ama yine de son maç fazlasıyla kontrolden çıkmıştı. Yine öyle kaybedersem yeni Vestroya'nın tam ortasına küçük bir delik açabilirim. Yeni güçleri kontrol etmekte hala güçlük çekiyorum. Bir de maç sırasında gördüğüm karanlık görüntü var. Ne olacağından emin değilim de. Aslında bu konuda bir teorim var. Dostum, nedir bu gizemli konuşmalar böyle? Ne diyorsunuz? Yapacaklar mı? Kontrolünü kaybettiğinde hep Bakugan Interspace'deydik. Belki de güçlerin sanal bir dünya için çok fazladır. Ama artık yeni Vestroya'dayız. Gerçek dünyada. Kesinlikle. Burada savaşmak sonunda yeni güçlerini zapt etmenin anahtarı olabilir belki de. Sanırım emin olmanın tek bir yolu var. Teorini test etmenin zamanı geldi. Hey, hadi ama baylar, kararınızı verin artık. Bu gerilim beni öldürecek. Tanrım, ne kadar da konuşkansınız, bütün zamanlarını konuşarak geçirerek nasıl savaşıyor bunlar? Sessiz ol, seni boş boğaz. Ve işin doğrusu Amazon bu işte çok yeni. Onu yenmek için gücümün tamamını kullanmama gerek kalmayacak. Bizi gereken güvenlik sınırını bu sağlayabilir. Ne oldu beyaz? Tamam, böldüğüm için üzgünüm ama hala karar veremediniz mi merak ediyorum. Bir şey söyleyeyim. Verdik. Aramızda konuştuk. Güçlü olduğuna inanıyorsa senin ufaklıkla savaşacağız. Tamam. Herkes savaşa hazır değil mi? Evet. Siz hazırsanız evet. Ben doğuştan hazırım sensei. Hey! Tamam o zaman. Maç başlasın. Geldim. Yetenek etkin. Dragon yayı. Ya ben hadi inicem. Kalbinin o can sıkıcı atışını yine hissediyorum işte. Drago döndü. Aurası daha da güçlü. Gerçek dünyada savaşıyor olmadı. Geri çekilmek yok Drago. Hazırlan Rezanoid. Yakında Drago'nun güçleri bizim olacak. Şunun bir tadına bak. Tornado okyanusu. Yetenek etkin. Titanyum perdesi. Beni indirmek için bundan daha fazlası gerek ufaklık. Yetenek etkin. Titanyum rulosu. Olamaz. Niye gülüyor bu şimdi? Belki son tahtasını da düşürmüşümdür. Dostum, komik olan nedir? Üzgünüm, bir maçta yara aldığım zaman kontrolümü kaybedip gülmeye başlıyorum. Bu kadar heyecanlanınca kendime engel olamıyorum işte. Öyle mi?
ama engel olmalısın. Evet, kontrol savaşmanın anahtarıdır. Amazon genç ve vahşi olabilir ama Drago'nun gücünün seviyesine kalmamalısın. Yoksa seni şaşırtabilir. İhtiyarın hala birkaç numarası kalmış. Belki de ona senseyimin bana öğrettiklerinden göstermeliyim. Hadi bakalım. Özellik değişimi. Yeraltı. Beyaz o kadar da kötü bir öğretmen olmayabilir. Bunu tahmin etmeliydik. Gözünüzü Amazon'dan ayırmayın. Çöl roketi. Şimdi beni görüyorsunuz. Şimdi göremiyorsunuz. Diğerler. Dikkatli ol Drago. Bakalım. İşte buradayım. Şansım varmış. Bu kadar hokus pokus yeter. Göster kendini. Şimdi yakaladım seni. Bir kilometreyle kaçırdın. Bitir işini Drago. Şimdi olmaz. Bunu yapabilirim. Özel teslimat. Tekrar düşün. Güzeldi. İşte bundan bahsediyorum. Ucuz atış. Bunda ucuz bir şey yok. Gidelim. Yetenek etkin. Dragon sert saldırı. Bu hiç iyi görünmüyor. Yoksa yakıtımı bekle ihtiyar. Ciddi misin? Gelmiş geçmiş en zorlu Bakugan olduğunu sanıyordum. Gerçekten bütün numaran bu kadar mı? Ne kadar zavallıcım. Sessiz ol sersem. Neden sersem oluyorum? Seni tuzağına düşürmek için kolay lokmayı oynuyor. Kendine fazla güvenmeni sağlıyor. Ne? Emin misin? Senseyinin dediği doğruysa belki de Drago karşısında hiç şansım yoktu. Peki ya strateji değiştirirsen? Belki biraz övgülü konuşma aklını karıştırabilir. Deneyelim. Neden geri çekilerek bana hakaret ediyorsun? Ne? Genç ama güçlüyüm. Göstereceğin her şeyi kaldırabilirim. Hadi göster kendini ihtiyar. Bana en iyi atışınla vur. Drago seni hapşırıyla bile uçurabilir dostum. Evet, doğru. Anlıyorum. Bunca yıldan sonra yara almaktan korkuyor olmalısın. Belki bu yüzden kendini geri çekiyorsundur ama beni dinle. Buna son vermelisin, tamam mı? Sensei senin eski takım arkadaşın. Öğrencisine %100 gücünü gösterecek kadar ona saygı göstermelisin. Tamam, yeter Amazon. Eminim Drago'nun kendince nedenleri vardı. Nasıl istersen sensei. Planı unutma Drago. Tamam. Gözümüzü hedeften ayırmamalı ve şımarık bir çocuğun aklımıza girmesine izin vermemeliyiz. Ayrıca güzel bir dayak yemek bu çocuğa dersini verebilir. Hadi yapalım de. Tamam. Hadi o zaman. Dragon'un %100'ünü mü istiyorsun? İşte geliyor o zaman. Aklını kaçırmak üzeresin Amazon. Gel bakalım. Korkunç. Ekogan Zentol. Drago, sorun nedir? Drago neden böyle tuhaf davranıyor? Drago, hadi bırak artık. Geri çekilme, bırak görsün. Üzgünüm. Seni duydum. Yapabilirim. Drago'ya ne oluyor? Onu kaybediyor gibi görünüyor. Belki benim şansımadır. Amazon! Yetenek etkin! Seni buldum Kuso! Bunu sen de gördün mü? Akos bombardımanı! Drago! Ayağa kalk. Seninle işim daha bitmedi. Hadi bırak numarayı.
Merak etme. Ben iyiyim. Drago! Bu ikisine neler oluyor böyle? Tanıdığım eski Drago asla bu kadar kolay yenilmezdi. Dikkatleri çok dağınık. Burada çok ciddi bir sorun var ama ne yapabilirim? İyi misin? Dostum. Oo, gerçekten pes mi etti şimdi? Hadi gel ayrılalım. İyi olup olmadıklarını kontrol etmek gerekmez mi? Ha, onları iyi. Bazı kişisel sorunları halletmek için biraz zamana ihtiyaçları var. Beyaz. Merak etme, sen dinlen. Sensei, onları bırakmak doğru mu sence? İyi dövüştün ama Drago bu kadar kolay yenilmemeliydi, tamam mı? Arkada kalsaydık onu utandırmış olabilirdik. Keşke Drago'yu bu hale neyin getirdiğini bilebilseydim. Umarım Dan'le sorunlarının üstesinden gelebilir. Hey, kazandığıma mutlu olacağını sanmıştım Sensei. Kazanmış olabilirsin ama öğreneceğin hala çok şey var. Yetenek etkin. Koyu kırmızı kesik kılıç. Kazanan Shun Kazami. Yetenek etkin. Kesik kalkış gürlemesi. Kazanan Shun Kazami. Yetenek etkin. Rüzgar tozu kesiği atışı. Yine Kazami. İnanabiliyor musunuz? Shun Kazami sıralamada yükselirken rakip tanımıyor savaş hayranları. Shun takım liderliğini Dan Kuso'dan almışken savaşçıların hayranlarını geri kazanmaları mümkün mü? Bakugan sahası açıl! Haklı onları zipsem. Yetenek etkin. Altın düştü. Yetenek etkin. Ana çekirdek savaş kalesi. Yetenek etkin. Koyu kırmızı Tokeçmaru. Yetenek etkin. Hiper fırtına kılıcı kesiği. Yetenek etkin. Hey, biraz sakin ol dostum. Fırtına vurgusu atışı. Aşağı iniyorsun. Evet. Şundan kusursuz bir zafer daha. Siz sonraki maça kalmıyor musunuz Bayan Selam? Yeterince gördüm zaten. Rakipler aynı seviyede olmadığında maçlar hiç de heyecanlı değil. Bayan Selon. İnanılmaz! Shun Kazami yine kazandı. Tam plana göre ilerliyorsun Shun. İnanılmaz bir sıralamadasın Shun. Ve şimdi durmayacağım. Evet, başka kim dövüşmek istiyor? Belki de biraz ara vermelisin. Tükenmek istemezsin Shun. Merak etme, ben gayet iyiyim. Evet ama... Artık savaşçıların lideri benim. Bizi yeniden zirveye taşımalıyım. Bekle Shun, lütfen. Eğer yardım etmek istiyorsan git hemen bana bir rakip bul. Savaşçıların ne olacağı konusunda benim de söz hakkım yok mu yani? Bu görüntülerin bizi gerçek dünyaya kadar takip ettiğine inanamıyorum. Bu sefer daha da güçlüydü. Kontrolümü kaybettiğimde güçlerim burada da mı çok yıkıcı olacak sence? Nasıl emin olabiliriz? Bilemiyorum. Artık hiçbir şey bilemiyorum. Hadi ama numarayı bırak. Keşke numara olsaydı. O çocuk beni çok sağlam yapıştırdı. Onları bulduğumuza inanamıyorum. Hem de yeni Westroya'da. Senin için geliyorum Drago.
Yeni Vestroya'nın yeni bir başlangıç olması gerekiyordu. Sonunda Dragon'un yeni güçlerini kontrol edebileceğimiz bir yer bulmuştuk ama buraya gelir gelmez Drago bir çömeze yenilmekte kalmadı. Yine o tüyler ürpertici görüntüleri gördük ve hepsinden kötüsü o gizemli savaş ortaya çıktı ve kaos yaratmaya başladı. Rahat geldiğini biliyorum ama bence o kabuslarımızdan gelen bir haberciydi. Umarım Preyas çapraz ateşe kalmamıştır. İşler kontrolden çıkıyor. Neden bahsettiğimi görmek için bizi izleyin. Hadi Drago, bu işin derinliklerine inelim.